Merhaba çocuklar. Bildiğiniz üzere soru bankası bittiği için size böyle soru çözümü yapacağım bugün. Şimdi birinci sorudan başlayalım. Her gün 95 litre süt satan bir sütçü bir haftada kaç litre süt satar? Şimdi bir haftamız bizim kaç gündü? 7 gün. 7 gün olduğunu biliyoruz. Her gün 95 litre süt sattığından bahsetmiş. 7 günde toplamda kaç süt sattığını sormuş. Ne yapıyorum? 95 ile 7'yi çarpıyorum. 7 çarpı 5, 35. 5'i yazdım. 3'ü 3 cebimde kaldı. 7 çarpı 9 kaç yapıyor çocuklar? 63. Elimizde de 3 vardı. 63 artı 3, 66 litre satıyormuş bir haftada. 34 çarpı 25 işleminin sonucu nedir? Şimdi çocuklar biz hep daha neyi öğrenmiştik sizinle? İki basamaklı sayıyı bir basamaklı sayıyla çarpmayı. Ben size burada anlatacağım, bir sonraki sene için sizin için de iyi olmuş olacak. Ufak bir hazırlık gibi düşünün. 34 ile 25'i çarpacağım. Ne yapıyorum? Alt alta yazıyorum. İlk başta birler basamağıyla üstteki sayıları çarpıyorum. Şimdi 5'i 4 ile çarptım. Kaç yaptı? 20. Elde var 2'yi yazdım. Sonra 5'i 3 ile çarpıyorum. 5 çarpı 3 veya 3 çarpı 5 kaç yapıyor? 15. Elimizde de 2 vardı. 15 artı 2, 7. Şimdi hemen yanındaki onlar basamağına geçiyorum. Bu benim birinci yolum. Birinci adımım diyelim. Bu 2'nin olduğu kısım ise benim ikinci adımım olmuş oluyor. Şimdi onlar basamağındaki 2 ile ilk başta 4'ü çarpıyorum. Kaç yapıyor? 8 yapıyor. Hemen altına yazacağım ama sıfırın altına yazmıyorum. Kural olarak bir yanındaki basamağın altına yazmam gerekiyor. 2 çarpı 4, 8. 2 çarpı 3, 6. Şimdi bunları topluyorum. Sıfırın altında bir şey olmadığı için aşağı indirdim. 7 ile 8'i topladım. Kaç yapıyor? 15. Elde var 1. 1 ile 6'yı topladık. 7, elde de 1 vardı. Ne yaptı? 8 yaptı. Sonucumuz 850 olmuş oldu. Şimdi çocuklar, bunu zaten 3. sınıfta öğreneceğiz. Ufak bir ön bilgi diye bu soruyu da özellikle çözdüm. 3. soruya bakalım. Günde ortalama 17 sayfa kitap okuyan bir öğrenci 15 günde kaç sayfa kitap okur? Evet, burada da ne yapıyorum? 17 ile 15'i çarpacağım. Buradaki adımları biraz önce üstte öğrendiğim adımları burada da uyguluyorum. 5 ile 7'yi çarptım. Kaç yaptı? 35. Elde var 3. 5 ile 1'i çarptık. 5 çarpı 1, 5. Elimizde de 3 vardı. 8. Bu birinci adımım. Şöyle 5 ile çarptım. Burası benim birinci adımım. İkinci adımıma geçiyorum. Birin olduğu kısım. Onlar basamağından başlıyorum. 1 ile 7'yi çarptım. 7. Ne yapıyordum? Bir basamak kaydırıyorum. Hemen onlar basamağı değil. Pardon, birler basamağı değil, onlar basamağının altına yazmaya başlıyorum. 1 çarpı 1, 1 yapıyor. Topluyorum. 5'i direkt aşağı indirdim çünkü burada hiçbir sayı yok. 8 ile 7'yi topladım. 15, elde var 1. Topladım. 255 okuyormuş. Şimdi geldik 4. soruya. Selin her gün kumbarasına 9 TL attı. Bir hafta sonra kumbarasında biriken para 50 TL'den ne kadar azdır? Şimdi 4 TL atıyor. Bir haftada kaç yapar? 4 çarpı 7 yaparız. Bu da kaç oluyor çocuklar? 28.
28 TL kumbarasına atmış. Ne diyor ama peki bizim burada? Kumbarasında biriken para 50 TL'den ne kadar azdır? O zaman ne yapıyorum? 50'den 28'e çıkartıyorum. 10'dan 8 çıktı. 2 burada 4 kaldı. 10'luk aldım çünkü 4'ten 2 çıktı. 2. 22 azdır diye yazdık. Geldik 5. soruya. 23 Nisan kutlamaları için öğrenciler üçerli olmak üzere sıra olmuşlardır. 96 sıra oluştuğuna göre okulumuzun toplam öğrenci sayısı kaçtır? Şimdi çocuklar şu şekilde üçerli olmuşlar. Şu şekilde gösteriyorum. Böyle devam etmiş, devam etmiş. Toplamında 96 sıra oluşmuş. Arka arkaya 96 sıra oluşmuş. Her bir sırada 3 kişi varmış. Şu şekilde 3 kişi var. Böyle devam ediyor. Toplam öğrenci sayısını bulmak için ne yaparım ben? 96 ile 3'ü çarparım. 3 çarpı 6, 18, 50 var 1. 3 ile 9'u çarptım. Kaç yapıyor çocuklar? 27 yapıyor. 27, 50 de var. 1, 28 öğrenci diye devam ediyor. Geldik 6. soruya. Bir dershanede 18 sınıf, her sınıfta 23 öğrenci vardır. Dershanedeki toplam öğrenci sayısı kaçtır? Ne yapıyorum? Hemen birler basamağı ve onlar basamağın alt alta gelecek şekilde yazıyorum. Çarpma işlemi başlıyorum. 3 ile başlıyorum birinci adımımla. Birinci adımımda 3 ilk başta 8 ile çarpılacak, sonra 1 ile çarpılacak. 3 çarpı 8 kaç yapıyor? 24, 50 var 2. 3 ile 1'i çarptık. 3, 50 de 2 vardı. Kaç yaptı? 5. Şimdi onlar basamağına geldik. Hemen şurada 2. 2 ile de hem 8'i çarpacağım hem 1'i çarpacağım. 2 çarpı 8 kaç yapıyor? 16. Ne yapıyordum? Hemen altına yazarken bir yanındaki bir basamak kaydırıyordum. Buraya yazıyordum. 16 dedik, 50 var 1, 2 çarpı 1, 2, 50 de var 1, 3. Toplarken de 4'ün altında hiçbir şey olmadığı için direkt aşağı indiriyorum. 5, 6'yı topladık, 11, 50 var 1, 3 ile 1'i topladık, 4. Yani toplamda kaç öğrenci varmış? 414 öğrenci varmış. Evet çocuklar, daha fazla uzatmayacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.